açıkladı. İsrail vuracağı noktaları bir kez daha paylaştı. Şu anda da saldırılarına devam ediyor. Hemen o sıcak haritayı verelim. İşte İsrail'in paylaştığı görüntü. 3 görüntü var. Bu noktaları vuracağız diyor İsrail, paylaşıyor. Neresi bu? Beyrut'ta mı? Evet. He, tamam. Bu birincisiydi. Diğeri de ekranlara getirelim. Bu diğer nokta. Bu noktaları vuracağız diyor. Etrafında okulların olduğunu görüyoruz. Bir görüntü daha olacak. Sadece Hasan Nasrallah'ı vurdukları gün 300 sivili katletti İsrail. Doğru. Bu da başka bir nokta. Hemen yakınında da yine bir okul olduğunu görürüz. Bu noktaları boşaltın diyor İsrail. Hemen şimdi canlı yayın noktamıza gidelim. Ekibimizden Mehmet Karataş haber nöbetini tutmaya devam ediyor. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Bir yandan gözümüz Suriye'de sınır hattında ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir yandan gözümüz Beyrut'ta İsrail'in saldırılarında neler yaşandı gün boyu ve şu anda hangi noktalarla ilgili o uyarı geldi ve İsrail'in saldırıları devam ediyor mu? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Teşekkür ederim Haktan Uysal. Evet, az önce siz de haritada gösterdiniz ve İsrail tarafından 3 ayrı nokta gösterildi ve bunların hedef alınacağını söyledi ki geçtiğimiz dakikalarda, yaklaşık 10 dakika önce o saldırıların ilki de gerçekleşmiş oldu. Evet, üçü de aslında Dahiye bölgesinde bulunuyor ve o 3 noktadan birisinin geçtiğimiz dakikalarda vurulduğunu sizlerle paylaşalım. Şimdi kameraman arkadaşım Özden o noktayı da sizlere gösterecek. Geçtiğimiz dakikalarda orada önce patlama sesi, ardından da her zaman olduğu gibi dumanlar yükselmeye başladı. Özellikle saatler 22 gösterdiği an itibariyle saldırıların sayısı giderek artmaya devam ediyor. Gün içerisinde yine Beyrut'un semalarında heronlar uçuyordu ve birçok ayrı noktada zaman zaman patlama sesleri geliyordu ama şu saat 22'yi gösterdikten sonra özellikle de bulunduğumuz yerin hemen karşısında bulunan Dahiye'de o bölgede patlama sesleri daha fazla duyulmaya başlıyor. Kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere gösterecek. Karşı noktada dumanlar yükseliyor. Karanlık olması sebebiyle ne kadar net görülüyor bilmiyorum ama şu an itibariyle 3 ayrı patlama, 3 ayrı saldırı için uyarılar yapıldı ve ardından da ilki gerçekleşti. Aslında oradan bir harita yayınlıyorlar ama çok da bir zaman değil, çok kısa bir süre içerisinde o saldırı gerçekleşiyor. Bazen uyarı yapılıyor ve 10 dakika sonra, işte şu anda duyuyorsunuz. Evet, sesi şu anda duydunuz mu bilmiyorum. Büyük bir patlama daha meydana geldi ve ikinci saldırının da an itibariyle gerçekleştiğini bizler şu an yayındayken şu dakikalarda Dahiye'de bir patlama sesi daha gelmiş oldu ve ilerleyen dakikalarda da yine saldırıların olması bekleniyor. Özden tam karşı nokta zannedersem, evet, orada dumanlar şimdi daha fazla yükselecek. Evet, bizler yayındayken ikinci patlamanın da şu an itibariyle meydana geldiğini ve Beyrut'ta işgalci İsrail'in saldırılarının devam ettiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bugün aslında bir açıklamada Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'den geldi ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'la Suriye arasındaki ikinci sınır kapısının da hizmet dışı kaldığını duyurmuş oldu. Evet, Lübnan'da dediğimiz gibi saldırılar devam ediyor İsrail'in ve İsrail ordusunun Cusriye beldesine düzenlediği hava saldırısı sebebiyle ülkenin doğusundaki El-Qaa noktasındaki Lübnan-Suriye kara sınırındaki geçişler tamamen kesildiğini duyurdu ve Lübnan Ulaştırma Bakanı Suriye ile Lübnan arasındaki açık bir sınır kapısının kaldığına dikkat çekti ki İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Qaa, Suriye tarafında da Cusya ismi verilen sınır kapısını hedef aldığını duyurmuştu ve İsrail ordusunun 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masya'yı da bombalamış ve iki ülke arasında başlıca sınır ana kapısının kapatılmasına neden olmuştu. Evet, dediğimiz gibi bu iki sınır kapısının vurulması tabii ki aslında büyük, buradakiler için de büyük bir zorluk yaratıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Lübnan'da İsrail ordusunun saldırılarının şiddetlendirmesi sonucu yüz binlerce kişi buradan, hem Suriyeliler, burada olan Suriyeliler hem de Lübnanlılar Suriye tarafına geçişlerini yapmaya başladılar ve özellikle de dediğimiz gibi yüz binlerce kişi burada gitmeye başladı ve Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 8 Ekim 2023'ten bu yana, yani yaklaşık bir yıl içerisinde toplamda binlerce kişi, 2593 kişi, evet 2593 kişinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve bunların 104'ünün çocuk ve 194'ü de kadın olmak üzere toplam 2593 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Dediğimiz gibi Lübnan'da her geçen gün İsrail saldırılarını giderek arttırmaya devam ediyor. Bu arada bulunduğumuz bu noktada, yani hemen arkamızda bulunan Dahiye bölgesine akşam saatlerinde, gece saatlerinde bombalar yağdırmaya başlıyor ki az önce yayında da sesi duydunuz mu bilmiyorum ama biz yayındayken de bir saldırı daha gerçekleşti. Ama bir taraftan da Sur'da, Sur tarafında, yani güney kısmında da saldırıların oldukça şiddetli olduğu, sınır bölgesinde her gün o noktaların füzelerle bombalandığını ve işgalci İsrail'in oradaki saldırılarını giderek arttırdığını da sizlerle paylaşalım ki özellikle Sur ve Nebatiye bölgesinde her geçen gün şiddetli saldırının arttığı bilgisi gelmeye devam ediyor. Yine aynı şekilde karadan da çatışmalar, özellikle Haktan Uysal, karadan çatışmaların da olduğunu özellikle belirtelim. Evet, buraya baktığımızda daha çok bombalarla saldırılar oluyor ki gün boyunca bu bölgede, yani özellikle de Beyrut'ta Heronların uçtuğunu ve Heronların sesinin aslında herkes tarafından gün boyunca dinlendiğini ve bu bölgede kayıtlar aldığını, gözetimler yaptığını ve ardından da saldırıları gerçekleştirdiğini sizlere aktarmış olalım ki özellikle hastane çevrelerinde patlamalar meydana geliyor ve yine gün içerisinde bazı ambulansların 112 araçları dediğimiz, yani Türkiye'de ambulans araçlarının, ilk yardım araçlarının hedef alındığını da sizlerle paylaşmış olalım. Yani Gazze'den sonra Lübnan'da da İsrail'in buradaki şiddetli saldırısı, işgal çalışmaları, işgal girişimleri giderek artmaya devam ediyor ve Dahiye başta olmak üzere yine Cenab bölgesi ve birçok ayrı noktanın şu an itibariyle İsrail, işgalci İsrail tarafından saldırılarının her geçen gün arttırarak devam ettiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bizler şu anda Beyrut'un en yüksek tepelerinden birindeyiz ve kameraman arkadaşım Özden Kul'da az önce sizlere gösterdi. Karşı noktamızda da Dahiye bulunuyor ve orada da dediğimiz gibi şu 10 dakika, 15 dakika içerisinde iki ayrı saldırı gerçekleşti. O saldırılardan biri bizler yayındayken oldu ama şu anda en azından yapmış oldukları açıklama, yazılı açıklamaya göre şu anda başka bir hedefinde oldu ve oraya da ilerleyen dakikalarda o saldırıları yapması muhtemel. Bizler de haber ekibi olarak buradaki haber nöbetimizi sürdürmeye ve buradaki her bir gelişmeyi yakından takip edip bölgedeki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Beyrut'tan söz tekrar size bırakalım.